Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar Peygamberimizin hayatı dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. 1. sorumuzda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere niçin çok önem vermiştir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar niçin gibi soruların cevabını hemen çünkü ile başlayalım arkadaşlar. Çünkü gençler bir toplumun geleceğidir. Gençler bir toplumun geleceğidir. Sağlam bir geleceğe sahip olmak istiyorsak, sağlam bir geleceğe sahip olmak istiyorsak, gençlerimize önem vermeliyiz. Peygamberimiz de, devam edelim son cümle, Peygamberimiz de bu nedenle gençlere çok önem vermiştir. Evet, birinci sorumuzun cevabı bu şekilde bir iki cümleyle açıkça söyleyebiliriz. Arkadaşlar onun için geleceğimizi teminat altına almak istiyorsak geleceğimizin bekçileri gençlere de önem vermek zorundayız. Peygamber Efendimizin yaptığı gibi. Rahmet kavramının anlamlarından 5 tanesini yazın. Evet, rahmet demek adı üstünde merhamet demek arkadaşlar. Birinci anlamını hemen baş tarafa yazalım. Bir diğeri sevgi demek. Bir diğeri affetmek demek. Bir diğeri korunmak demek ve son olarak da şefkat şeklinde anlamlarının beşincisini yazabiliriz arkadaşlar, çok da rahat. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Peygamberimiz nokta nokta yıldı. Evet, cümledeki boşlukları sırasıyla doldurun şeklinde bir ifade var. Peygamberimiz nokta nokta yılında nokta noktada doğmuş. Evet, hangi yılda? Tabii ki 571 yılında Mekke'de doğmuş. Nokta nokta yılında nokta noktada vefat etmiş. Tabii ki 632 yılında Medine'de vefat etmiştir arkadaşlar. Hem doğum ve ölüm tarihlerini hem de nerede doğduğunu ve nerede vefat ettiğini yerlerinde bir soru içerisinde 4 tane bilgi bizden istenmiş. Diğer sorumuza bakalım. Buradaki ifadede 3 tane değişik salavat ifadesi yazınız. Evet, peygamberimizin adı geçince salavat getiriyoruz biliyorsunuz. Birincisi aklımıza gelen hemen sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da yazalım arkadaşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, kısaca bu. Bir diğeri de Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Bunu da söylüyoruz arkadaşlar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Bir diğer şekli de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed şeklinde de söylüyoruz arkadaşlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed şeklinde buradaki üçüncü selavat şeklinde söylüyoruz. Peygamberimizin adı geçince bu selavat çeşitlerinden istediğinizi söyleyebilirsiniz. Sınavda da sorulacağını tahmin ediyoruz. Asr-ı saadet kavramı hangi zaman dilimini ifade etmek için kullanılır? Asr-ı saadet zamanı peygamberimizin hayatta olduğu 63 yıllık ömrünün kasteden o zaman sürecidir arkadaşlar. Dolayısıyla peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, yine selavat getirelim, hayatta olduğu zamanı kasteder. Hayatta olduğu zaman dilimini diyelim.
ifade eder. Evet, asr-ı saadet, mutluluk asrı şeklinde de Türkçe'ye çevrilir. Tabii ki peygamberimizin yaşadığı o dönem. Peygamberimizin gençlere karşı olan tutumlarından 4 tanesini yazın şeklinde ifade edilmiş ama 5 çizgi verilmiş. Biz bir tane bonus yaparız. Birincisi, gençlerle şakalaşırdı arkadaşlar. Gençlerle şakalaşırdı. İlk soruda gençlere ne kadar önem verdiğinden bahsetmiştik. Bir diğeri, gençlere iltifatta bulunurdu. Gençlere iltifatta bulunurdu. Yani onları överdi. Bir diğeri, gençlerle yakından ilgilenirdi. Gençlerle yakından ilgilenirdi. Diğer özelliği, yanlış yapan gençleri gönüllerini kırmadan uyarırdı arkadaşlar. Yanlış yapan, hatası olan diyelim daha da, öyle de diyebilirsiniz. Yanlış yapan gençleri gönüllerini kırmadan, bu çok önemli arkadaşlar. Gönüllerini kırmadan, yani onları bağırıp çağırmadan uyarırdı. Ve son olarak özellik, yazacağımız özellik, İslam'a davet mektuplarını gençlere yazdırırdı. Bakın bu bir önemdir. Dolayısıyla İslam'a davet mektuplarını gençlere yazdırırdı. Bakın bu gençlere vermiş olduğu başlı başına bir önem. Yani o zaman hattat yazıcı yok muydu? Tabii ki vardı ama gençleri tercih etmesinin sebebi onlara verdiği önemi de göstermiş oluyor böylelikle. Reci vakası nedir? Kısaca yazılış şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Hemen ondan da bahsedeyim kısa olarak. Adal ve Kare kabilelerinin, iki kabile arasındaki durum, Adal ve Kare, şöyle inceltme şeyini, işaretini koyalım. Adal ve Kare kabilelerinin Sabit Seriyesi ismiyle, Sabit Seriyesi ismiyle bilinmekte olan geceleri yürüyüp gündüzleri saklanan on kişilik bir grubu kendilerine İslam'ı öğretmek için davet ettiklerinde yüz kişilik bir grupla düzenledikleri suikasttır arkadaşlar. Evet, bunlar gizlice İslam'ı tebliğ eden bir grupta 10 kişilik gecelere gezip İslam'ı tebliğ edip gündüzlerde saklanan bir tebliğ grubuydu ama Adal ve Kare kabilelerinin yapmış oldukları bu suikast sonucu onlar da öldürülmüş oldu. Yani Reci vakası dediğimiz vakanın kısa özeti budur arkadaşlar. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem daha 18 yaşındayken içinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi sahabelerin de olduğu orduya komutan tayin etti. Genç sahabe nedir? Bakın yine gençlere verdiği müthiş bir önem. O genç sahabe Üsame bin Zeyd'dir arkadaşlar. Evet, Üsame bin Zeyd.
Peygamber 11. yılın Safer ayında, yani Mayıs'ın 630 yani 632 yılın Mayıs ayında Suriye bölgesine göndermek üzere yine bir ordu hazırlamıştı ve bunun başında da Usame bin Zeyd vardı arkadaşlar. Cevabımız bu. Biri muayene, biri maune olayı nedir? Evet, biraz önce Ricci vakasından bahsettik. Bir maune olayı nedir? Kısaca da bunu açıklayalım arkadaşlar. Uhud Savaşı'ndan 4 ay sonra, hemen cümleye dökelim. Uhud Savaşı'ndan 4 ay sonra Peygamberimizin görevlendirdiği Suffa ashabından olan eğitici ve tebliğci 70 sahabenin Medine Mekke yolu üzerinde bulunan Maune kuyusu yakınında tuzağa düşürülüp şehit edilmesi olaydır arkadaşlar. Şehit edilmesidir diye kısaca yazalım. Evet, o zamanları görüyorsunuz, böyle tuzağa düşürüp pusu kurup suikast yapma olayları maalesef ki yaygındı. Çünkü İslamiyet'i köreltmek istiyorlardı ama başaramadılar diyelim. Ve geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. 10. sorumuzda sözü edilen sahabe kimdir şeklinde bir açıklama var. Peygamberimizin onu Yemen'e vali tayin etmişti. Giderken ona neyle hükmedeceğini sormuş. Bu genç sahabe de sırasıyla Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ve kendi görüşümle diyerek cevap vermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ümmetimden haram ve helali en iyi bilen kişi ifadesiyle övmüştür. Bu şanslı mübarek sahabi bilindiği üzere Muaz bin Cebel'dir arkadaşlar. Buraya da Muaz bin Cebel şeklinde bu açıklaması ve özellikleri verilen sahabenin ismini yazmış olalım böylelikle. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve ilk Müslümanların İslam'ın ilk yıllarında gizlice toplandığı evdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu evde İslam'ı kabul edenlere İslam'ın ilkelerini öğretir, Kur'an ayetlerini okur ve açıklardı. Bu eve ne ad verilir şeklinde bir ifade var. Bu evin ismi Darül Erkam'dır arkadaşlar. Darül Erkam. Evet, evin ismi bu çünkü biliyorsunuz ilk Müslümanlardan Erkam bin Ebul Erkam el Mahzumi şeklinde bir şahıs sahabe vardı. Onun evi olduğu için Darül Erkam şeklinde, Erkam'ın evi şeklinde ifadenin Arapça kavramla ifade ediliyordu buradaki evin ismi. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada da Suffe ile ilgili bilgilerden 3 tanesini yazın şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar, İslam tarihindeki ilk yatılı okul olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz ki İslam tarihindeki ilk yatılı okuldur. Biliyorsunuz hicretten sonra Medine'de Mescid-i Nebevi'nin bir kenarında Suffe denilen bir eğitim bölümü açılmıştı. Burada eğitim gören çocuklara, insanlara Suffe, Ashab-ı Suffe deniliyordu. Dolayısıyla yatılı okuldu. Genelde yetim, garip, kuraba insanların yetiştirildiği, İslam'ın öğretildiği ve tebliğci olarak, eğitimci olarak yetiştirildiği bir eğitim kurumuydu. Ama ilk yatılı okuldur da diyebiliyoruz. Bir diğeri de genellikle yoksul ve kimsesiz Müslümanlardı. Evet, biraz önce bahsettik ya, genellikle yoksul ve kimsesiz insanlar
eğitilirdi. Ondan sonra her bir tarafı da öğretmen, tebliğci olarak peygamberimiz görevlendiriyordu biliyorsunuz. Bir diğer de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de burada kalanlara ders verirdi. Yani peygamberimiz de burada eğitim görenlere diyelim ders verirdi. İslam'ı okur, Kur'an'ı okur, İslam'ı anlatırdı. Dolayısıyla onları eğitip, yetiştirip etrafa tebliğci, eğitici olarak da gönderiyorlardı biliyorsunuz. Bir diğer sorumuzdayız arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hakkında "Ben ilmin şehriyim, o da ilmin kapısıdır" buyurdu sahabe. Halife kimdir? Bakın hem sahabe hem de halife dediği bu kişi Hazreti Ali'dir arkadaşlar. Dolayısıyla Hazreti Ali şeklinde cevabımızı kısaca yazalım. Peygamberimizin burada söz edilen sahabe, yine bir sahabe soruluyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğludur. Özellikle tefsir ve fıkıh alanında derin ilim sahibidir. Kendi adıyla anılan bir tefsiri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım ona kitabı öğret ve onu dinde ilim sahibi kıl" buyurarak onun için dua etmiştir. Söz edilen sahabe kim arkadaşlar? Abdullah bin Abbas'tır. Değil mi? Peygamberimizin amcasının oğlu. Abdullah bin Abbas. Evet, bu sahabenin ismini de şöyle kısaca yazdıktan sonra geçelim diğer sorumuza. Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat Dağı'nda 100 bin aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ifadesi? Peygamberimizin, bakın burada da söylüyor ya, vefatından kısa bir süre önce demesi veda hutbesini aklımıza getirir arkadaşlar. Buraya da veda hutbesi denir şeklinde cevabımızı yazalım kısaca. Peygamber Efendimizin doğum gecesi olarak kutladığımız kandil hangisidir? Evet, Peygamber Efendimiz Mevlid kandilinde doğmuştur. Dolayısıyla Mevlid kandili bir şeklinde kısaca yine cevabımızı verelim. İslam tarihinde ilk ezanı okuyan sahabe hangisidir? Evet, biliyorsunuz ki o filmleri de vardı bunun. Filmleri de işte izlediğiniz zaman orada göreceksiniz. Bilal-i Habeşi olduğunu hemen yazalım arkadaşlar. Bilal-i Habeşi. Yani Habeşistan'dan gelen bir köleydi biliyorsunuz. Dolayısıyla peygamberimizin hizmetinde bulunmuş ve ilk ezanı okuma şerefine nail olan bir sahabe olduğu için Bilal-i Habeşi önemli bir kişi arkadaşlar, ismini lütfen iyice bilelim. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru diye nitelendirdiği ve en çok sevdiği ibadet hangisidir ifadesi? Tabii ki dinimizin direği olan namaz ibadetidir arkadaşlar. 19. sorudayız. Peygamberimizin telaşlanan yol arkadaşı Hazreti Ebubekir'e "Tasalanma, Allah bizimle beraberdir" diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah'a güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram hangisidir? Kesinlikle bakın, Allah bizimle beraberdir dediği tevekkül halidir. Dolayısıyla bu kavrama tevekkül denir şeklinde cevabımızı verelim arkadaşlar ve videomuzun son sorusundayız. Her türlü imkan ve nimetin gereksiz ve ölçüsüz şekilde harcanmasıdır. Sahip olduğumuz imkan ve nimetleri gereksiz ve ölçüsüz şekilde harcamaya denir şeklinde verilen açıklama kavram hangisidir? Tabii ki aklımıza hemen israf kelimesini getirir arkadaşlar. İsraf denir diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.